arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel çıtı pıtı modelimizi öreceğiz Kadın, erkek, çocuk, bebek örgülerinde kullanabiliriz bu modelimizi. Çok güzel yelekler, atkılar, süveterler, bereler, yani aklımıza gelecek her yerde bu güzel çalışmamızı yapabiliriz. Örmesi gayet kolay. İki sırada kendisini tamamlıyor. Diğer iki sırada ise modelimizin yerini bir ilmek kaydırarak devam ettiriyoruz. Örgümüzün ön yüzünde bir ters, bir düz örüyoruz. Arka yüzünde ise terslerimizi örüp düzlerimizi örmüyoruz ve bu şekilde bu güzel modelimiz kendisini tamamlıyor arkasını çevirip şöyle bakacak olursak arkası da bu şekilde bakınız modelimizi 2 ve katlarıyla oluşmakta. Kalın iplerimizi kalın şişlerimizle örerseniz çok daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Yani ip e, modeli, e, iple şişin aynı anda e, çalışması, yani birlikte çalışmasıyla modelimiz güzel görünmekte. Kalın iplerimizi kalın şişlerle ördüğümüz zaman örgünüz hem yumuşak hem de güzel duracaktır. Kalın ipleri ince şişlerle ördüğünüz zaman çok sert bir örgü e, sizlerde olacaktır. Onun için ipimizin, elimizin ölçüsünü iyi bilip ona göre şiş seçersek güzel sonuçlar elde ederiz. Evet, hemen bu modelimizi başlamak için ben hazırım. Siz de hazırsanız kolay gelsin diyerek başlayalım. Ama öncesinde kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz beni. Evet, kolay gelsin. Hemen başlayalım. Modelimizi kurmak için iki ve katlarıyla ilmeğimizi alıyoruz. Ben biraz kalın ipimle şöyle başlıyorum. Güzel görünsün diye modelimizi kurma aşamasında. Çok güzel bebek yelekleri, erkek bluzları, süveterleri, yine atkı çalışmaları gayet güzel olmakta. Şimdi iki ve katlarıyla ilmeği ben toparlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Düğümümü atıyorum hemen kurmaya başlıyorum. İsterseniz bir sıra geçelim ondan sonra kuralım bir sıra düz olarak örüyorum. Birinci ilmeğim şişte olduğu için yani ilk ilmek attığım için örüyorum. Diğer sıralarda ilk ilmeğimi örmeyeceğim. Bir sıra şöyle düz örgü örelim. Sizler yelek ya da süveter örecekseniz dilediğiniz lastik örgüsüyle başlatabilirsiniz. Yeterince ee, uzun istediğiniz ölçü uzunluğunda Şimdi ben bir sıra düz örüyorum ve hemen örgümün ön yüzünde modelimi kuruyorum son ilmeğimi ben hep ters örüyorum ve çeviriyorum bunu sadece bir sıra ördüm şimdi modelimi kurmaya başlıyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum bir tane düz bir tane ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters örüyorum. Bakınız örgümüzün ön yüzündeyiz. Ters, düz, ters, düz örerek geldim. Son ters örüyorum. Kenar ilmeğim en sonda burayı ters ördüm ama önemli değil modelim kaydırmalı bir model son ilmeğimin düz çıkması için bunu da ters örüyorum ve birinci sıramızda modelimizi kurduk bir tane ilmek boş aldım düz ters düz ters düz ters şeklinde ördüm örgümün arkasını çeviriyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğim düz ilmeğin bakınız. Onun için şuradaki ipimi öne alıyorum. Şişime örmeden düz ilmeğimi geçiriyorum. İpim önde. İpimiz hep önde olacak arkadaşlar. Tersimi örüyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Düzümü örmeden şişime geçiriyorum bakın. Örmeden şişime geçiriyorum. İpim önde. Tersimi örüyorum. İpim yine önde. Örmeden düzümü alıyorum. Tersimi örüyorum. Düzümü ipimiz önde şişimize örmeden alıyoruz. Tersimizi örelim. Düzümüzü şöyle örmeden şişimize geçirelim. Tersimi örüyorum. Düzümü ipimiz önde şişime geçiriyorum. Tersimi örüyorum ve son ilmeğimi yine ters örüyorum son ilmek olduğu için. Şimdi modelimi e, ilk sırasını kurdum. Bir ön yüzden bir arka yüzden ördüm ve bir sıra kurulumunu gerçekleştirdik. Şimdi modelimizde kaydırma yapacağız. Bakın modelimizin ilk kurulumu bu şekilde oldu. Şimdi kaydırma işleminde aynı gördüğümüz şekilde değil, bunları düzleri ters, tersleri düz, düzleri ters, tersleri düz şeklinde örüp örgümüzün şeklini değiştiriyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz örgümü görüyorum. Terse çeviriyorum. Ters örüyorum. Düzümü terse çevirdim ve modelimi kaydırıyorum. Ters örgümü düze, düzümü terse. Örgümüzün ön yüzünde ilmeklerimizi kuruyoruz arkadaşlar. Arka yüzünde ise birini örüp birini örmeyerek modelimizi tamamlamış oluyoruz. Tersimi düze çeviriyorum. Düz örgümü düz ilmeğimi ters ilmeğe çeviriyorum. Tersimi düz ve modelimiz kayıyor. Düzümü ters. Tersleri düz, düzlerimi ters örüyorum ve modelimi bu kaydırma sırasını da yapıyorum. Ters ilmeğimi düz örüyorum. Düzümü ters örüyorum. Ters ilmeğimi düz, son ilmeğimiz ters. Her zaman hiç istisnası yok. Her zaman son ilmeğimi ters örüyorum. Modelimi kaydırdım ve ikinci kez kurulumunda birinci sırayı ördüm. Şimdi arkayı çeviriyorum arkada biraz önceki yapmış olduğum işlemimin aynını tekrar ediyorum. Tersleri örüyorum. Düzleri örmeden şişime takıyorum. Tersleri örüyorum. Düzleri örmeden şişime takıyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Her zaman kural birinci ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Son ilmeğimizi ise ters örüyoruz. İkinci ilmeğin bakınız ters olduğu için ters örüyorum. Düz ilmeğimi görüyorum. ipimi öne alıyorum. ilmeğimi şöyle şişime takıyorum. İpimiz hep önde yani kendimizden tarafta tersimi örüyorum. İpim benden tarafta şu şekilde örmeden düzümü geçiriyorum. Tersimi örüyorum. Düzümü örmeden şişime takıyorum. Tersimi örüyorum. Düzümü örmeden şişime takıyorum. Ne kadar kolay bakınız. İki sırada modelimiz ve kaydırmalarımızı yaparak ilerliyor. Tersimi örmeden şişme taktım ve son ilmeğimi yine kural gereği ters olarak örüyorum. Örgümün arka yüzü burası. Ön yüzünü de şu şekilde görmekteyiz. Çok güzel çıtır çıtır bir model. Şimdi bir sıra daha kuralım. İlk sırada yapmış olduğum işlemimi yapıyorum. Yine ilmeklerimi ön yüzde belirliyorum. Ters ilmeğimi düz, düz ilmeğimi ters yapıp bütün ilmeklerimi bu sıramda örüyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi düze çeviriyorum. Düz ilmeğimi ters ilmeğimi çeviriyorum. Tersi düz, düzü ters, tersi düz. Düz ilmeğimi ters, ters ilmeğimi düz düz ilmeğimi ters yapıyorum ve modelimizi bakınız ilk sırada kurduğumuz şekliyle kuruyoruz tersimi düz düzümü ters tekrar tersimi düz düzümü ters yapıyorum ve son ilmeğimi ters örüyorum örgümün arka yönünü çeviriyorum modelimiz görünmeye başladı arkayı çeviriyorum Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düzü görüyorum. Düzleri örmeden şişimi alacağım için ipimi öne doğru alıyorum ve şişime örmeden geçiriyorum. Tersimi örüyorum. Düzümü örmeden alıyorum. Tersimi örüyorum. Düzümü örmeden geçiriyorum. Tersimi örüyorum. Düzümü örmeden takıyorum. Tersimi örüyorum. Ve modelimiz bu kadar. Zevkli sevgili arkadaşlarım. Düzümü alıyorum. Tersimi örüyorum. Düzümü boş alıyorum. Tersimi örüyorum ve son ilmeğimi ters örüyorum. Örgümün arkası ve tekrar örgümün önünde ilmeklerimin yerini değiştirerek modelimi devam ettiriyorum. Bakın bu kadar kolay. Şimdi diğer ördüğüme bakalım epeyce kalın şişimle ördüğüm modelimde ise bakın 7 numaralı şişimle ördüm. Yine ipim buradaki ipimle aynı kalınlıkta bakın. Buradaki ipimle aynı kalınlıkta modelimiz e, ince şişle ördüğümüz zaman bu şekilde durdu. Bakın 3.5 numaralı şişimle ördüğüm zaman bu şekilde görülmekte. 7 numarayla ördüğümde ise bu şekilde görülmekte bakın. Kalın iplerimizi kalın şişlerle ördüğümüz zaman çok çok güzel olmakta. Evet. Modelimizi bu şekilde tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir ve sizler de yaparsınız inşallah. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.